Sen yoktun sultanım, Hazreti İsa Ahmet diye muştuladı seni. Alemlerin efendisi diye sana seslendi. Artık ben sizinle çok söyleşmem dedi havarilerine. Çünkü bu alemin reisi geliyor. Bekleyin, Ahmet geliyor. Kainata rahmet geliyor. Havarilerin yüzünü okşayan, ölüleri dirilten bir nefes oldun ama sen yoktun. Sen yoktun sultanım, Hazreti Abdullah'ın alnındaydı nurun. Başı eğik gezerdi mazlum, Kuteyle göklerden seni sorardı. Varaka seni arardı semada. Anneler kız çocuklarını hep ağlayarak sevdiler. Ağlayarak süslediler ölüme. Ağlayarak hadi dayına gidiyorsun dediler. Sen yokken canlı canlı toprağa gömülmenin adıydı dayıya gitmek. Anne yüreğinin çıldırtan çaresizliğiydi ve yavrusunun ölüme gidişini seyretmesiydi. En son çocuk atılırken çukura, annesinin suretinde bir melek tuttu onu ve tebessüm ederek Hira Nur Dağı'nı gösterdi. Melekler süslüyordu Hira'yı, efendisine hazırlanıyordu Cebeli Nur, efendisine hazırlanıyordu Mekke, alem efendisine hazırlanıyordu. Kainatın gözü Hazreti Amine'deydi. Toprak yalvarıyordu Rabbine. Gel diye ağlıyordu mazlumlar, gözleri semada. Ve bir gelişin vardı ya Resulallah, bir inişin vardı yeryüzüne. Önünde Cebrail, ardında yalın kılıç melekler. Bir inişin vardı yeryüzüne. Yetimler en huzurlu geceyi geçirdi belki de. Öksüzler annelerine sarıldı doya doya. Sonra bir sessizlik kapladı seher vaktini. Her şey suspus olmuştu. Hadi diyordu yıldızlar, hadi diyordu ay. Kainat bir isim duymak istiyordu. Ve bir ses yükseldi Amine'nin evinden. Muhammed, karanlıklar aydınlığa bıraktı yerini. Muhammed, melekler öptü o nurdan ellerini. Muhammed, seni yaradan Allah'a kurbanız, ey Dürr-i Yekta, sana o adı veren Rahman'a kurbanız.